Merhaba arkadaşlar ben Başak Hoca. Avantaj TYT denememizin matematik çözümleriyle beraberiz. İlk sorumuz bize Malatya-Van arasını 560 kilometre olarak vermiş ve bizden istediği Muğla ile Samsun arasındaki mesafeyi arıyoruz. Peki bakarsak burada bir orantı kuracağız. Gerçekte 560 kilometre olan mesafemiz cetvelle haritada 7 santimetre olarak gösterilmiş. Muğla ile Samsun arası cetvelle 12.7 cm gerçekte de x kilometre olsun dersek. Burada içler dışlar yaptığımızda 7x 560 çarpı 12.7 den x'imiz 1016 kilometre gelecektir. Doğru yanıtımız D seçeneği oldu. İkinci sorumuz Ali'nin boyu bir tam sayı Eylül'ün boyu da rasyonel sayıymış. Eylül'ün boyu Ali'nin boyundan 12,23 santim daha kısa olduğuna göre Eylül'ün boyuna 12,23 eklediğimde Ali'nin boyuna eşit olacaktır. Şimdi burada neyi unutmuyorum? A1 tam sayı. A tam sayıysa Eylül'ün virgülden sonraki kısmını istemiş bizden. 12,23'ün virgülden sonraki kısmı 23. O zaman bunun bir tama tamamlanması gerekiyor diyerek 1'den 0,23'ü çıkartırsak Eylül'ün boyunun virgülden sonraki kısmının 77 olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz 11 milyon ağaç. Milyonda 6 tane sıfırım var. 11 çarpı 10 üzeri 6. Bizden bunu bilimsel gösterim olmasını istemiş. O zaman şöyle yapacağım. 11'i 10'a bölersem 1, 1 gelecek, 1,1 gelecek. 11'i 10'a böldüğüm için 10 üzeri 6 ile 10'u çarptığımda 10 üzeri 7 gelecektir. Bu bir bilimsel gösterim. Doğru yanıtımız E seçeneği oldu. Dördüncü sorumuz köklü sayı sorusu. Neye dikkat ediyoruz? E, kökümüzün derecesi çiftse dışarıya mutlaklı çıkıyordu. Peki bakarsak başında bir eksimiz var. 2 ile köküm gitti. Eksi 3 dışarıya mutlaklı çıkacaktır. 9 kök dışına 3 olarak çıktı. 2 ile köküm gitti. Eksi 16 dışarıya mutlaklı geldi. Aynı şekilde 2 ile köküm gitti. Eksi 4 mutlaklı geldi. Peki bakalım. Eksi 3 mutlak dışına 3 olarak çıkacak. Artı 3 eksi 16 16 olarak çıktı. Bölü 4'ten. 3'ler birbirini götürdü. Eksi 16 bölü 4'ten cevabımız eksi 4 geldi. Evet. <laughs> Beşinci sorumuz bize bir işlem tanım, tanımlamış verilen sayının bir eksiğini faktöriyel cinsinden yazmış. O zaman bakarsak yuvarlak içinde k var. Buradan k eksi bir faktöriyel artı e, k faktöriyel bir eksiğini faktöriyel şeklinde yazıyoruz. K artı bir faktöriyel dedik. Bakarsak payım için k eksi bir faktöriyel cinsinden yazarsam ben bunları k eksi bir faktöriyel artı K çarpı K-1 faktöriyel paydayı da K artı 1 çarpı K çarpı K-1 faktöriyel şeklinde yazabiliriz devam ettiğimde payımda K-1 faktöriyeller ortak K-1 faktöriyel ortak parantezin aldığımda 1 artı K geldi paydayı aynen yazalım K artı 1 K K-1 faktöriyel baktığımızda k eksi bir faktöriyeller gider. 1 artı k'lar da gider. Buradan x'imiz 1 bölü k gelecektir. Bizden istediği x'in içinde bulunduğu en geniş aralık bakıyoruz. k neymiş? k pozitif bir tam sayıymış. O zaman k pozitifse ben pozitif bir sayının pay ve paydasının yerini değiştirdiğinde bu ne olacaktır? Bir basit kesir gelecektir pozitif basit kesir gelecektir. Pozitif basit kesirlerimiz de 0 ile 1 arasında olacaktır. 6. sorumuz ABC negatif tam sayılar ve toplamın alabileceği en büyük değeri istemiş. Bizden. O zaman önce her tarafı ilk eşitsizlikte B ile çarparsak. Unutmayalım B negatif bir sayı. O zaman a artı 3b küçüktür 7b gelecektir. Negatif bir sayı ile çarparsam bölersem eşitsizlik yön değiştirecek. İkinci eşitsizliğimizde c ile çarparsak b eksi 2c küçüktür 4c oldu buradan. Peki b'yi karşıya yolladım. a küçüktür 4b. c'yi karşıya gönderdik. b küçüktür 6c geldi. Şimdi buradaki eşitsizlikleri toparlarsak. A küçüktür 4B. Burada 4B yazdığı için ikinci eşitsizliği de 4 ile genişletip buraya yazıyorum. O zaman 4B küçüktür. 24C gelecektir. Peki bakalım toplamın alabileceği en büyük değer ve bunların negatif olduğunu unutmuyorum. En büyük diyorsa C'den başlayalım. C'ye eksi 1 verebilirim. C'ye eksi 1 verdiğimde burası ne geldi? 24 geldi. Eksi 6 versem eşit olacaklar. Dikkat o yüzden eksi 7 verdim. Buradan eksi 28 geldi. O zaman a ya da en büyük eksi 29 verebilirim. Buradaki sayılarımızı toplarsak en büyük eksi 37 olacaktır. Yedinci sorumuz. 5 tane kartımız var. Ee, bu öğrencilerin bulabileceği en büyük sonuç için çektiği kartın rengi hangisidir demiş. Şimdi öğretmen bir kart çekmiş ve o kart haricinde Buradaki söylenenleri yapmış. Şöyle gidiyorum. Biri çıkartırsak. Diyor ki kartlardan birini çekip kalan 4 kartta yazan rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük doğal sayı. Sayılarımız 0, 2, 3 ve 5 oldu. 4 basamaklı en büyük tek doğal sayı yazmak istersen ben 5 ile başlayacağım. Tek olacağı için 3'ü sona bıraktım. 5.203 geldi. Ve sonrasında. Yine 4 basamaklı en küçük çift doğal sayı demiş. Sıfırla e, başlayamayacağım için 2 ile başlıyorum. Çift dediği için sıfırı sona aldım. En küçük 3, 5, 2350. Ve bu ikisinin toplamını istemiş. Toplarsak 7553 gelecektir. Ve en büyük sonuç mor kartı çektiğinde olacaktır diyoruz. 8. sorumuz grafiğimize baktığımızda B'nin negatif olduğu, A ve C'nin pozitif, C'nin de A'dan büyük olduğunu görüyoruz. Bizden ifadesinin eşitini istemiş bakarsak. A eksi B'nin mutlağı. A B'den büyük bir sayı, büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa mutlağımızın içi pozitif gelecek. B eksi C, B negatifti zaten küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıktı, negatif oldu. C eksi A, büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa mutlağımızın içi pozitif gelecektir. Peki gelelim. Mutlağımızın içi pozitifse olduğu gibi çıkıyordu. Ne görüyorsam o a eksi b gördüm. Mutluğun için negatif olduğunda eksiyle çarpıp çıkartıyorum. Eksi b artı c pozitifse olduğu gibi çıkarttık. Sonucumuz bu gelecektir. Toparlarsak a'lar gitti. 2c eksi 2b doğru yanıtımız b seçeneği oldu. Dokuzuncu sorumuz uzunluğu 60 santim olan telin orta noktası A noktasıymış. Bir miktar kesilmiş ve orta noktası B noktası olmuş. A ile B arası mesafe 5 santim ise telin ne kadarı kesilmiştir. Şimdi A ile B'nin bize 5 santim olduğunu söylemiş. O zaman şuradaki parçaya da A dersem ben. B noktası bu telin orta noktasıysa sol taraf A artı 5 gelecektir. Peki bakarsak başlangıçtan A'ya kadar kaç santim oldu? A artı 10 santim oldu. A da bu telin orta noktasıydı. O zaman sağ tarafında A artı 10 santim gelecektir. Baktım telimin tamamı 2A artı 20 60'a eşitti. 2A 40 A buradan 20 geldi. Peki bakalım şimdi o zaman buranın tamamı kaç olacak? A yerine 20 yazarsak burası 50 santim. Peki ne kadar kesilmiş? 60 santime tamamlarsam 10 santim kesilmiş. Telimin tamamı 60 santimdi. 10 santimi kesildi. Dolayısıyla 1 bölü 6'sı kesilmiş oldu. Bir mağazada metal paraları yerleştirmek için dörtlü metal para ayrıştırıcısı kullanılıyormuş. Bu şekilde paralarımız var. Şimdi burada bizim için önemli olan diyor ki soldan sağa doğru olacak şekilde her bir bölmedeki metal para adedi bir öncekinin iki katı kadar artmaktadır. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. İki katı olmakdadırla iki kat artmaktadır farklı şeyler. Şöyle gidiyorum. X tane 10 kuruş var. X'in 2 katı 2x, 2x arttığını söylüyor bize. 2x artırırsam 3x gelecek. Artma kelimesine dikkat. 50 kuruşa baktığım zaman 3x'in 2 katı 6x. 3x'i 6x artırdım. 9x. 9x'in 2 katı 18x, 18x, e, 9x, 18x artırdım. 27x tane de 1 lira gelecektir diyoruz. Peki, e, hepsinin toplamının 64.7 TL olduğunu söylemiş. O zaman bunlar bizim adetlerimizi de. Şimdi para miktarlarına gidelim. X tane 10 kuruşum var. 10 x 3x tane 25 kuruşum var. 3 çarpı 3x çarpı 25 diyelim. 3x çarpı 25 9 x tane 50 kuruşum var ve 27 tane de 1 liram var 1 lirayı da 27 x taneydi bu 27 x tane de 1 liram var lirayı da kuruşa çevirirsek bu şekilde gelecek 64.7 TL'yi de kuruşa çevirirsek yüzde çarpıyorum 6470 kuruş geldi devam ettim 10x artı 75x artı 450x artı 2700x 6470'e eşit oldu. Buradan 3235x 6470 ise x buradan 2 gelecektir. Bizden istediği kaç tane on kuruş var? on kuruşların sayısına x demiştik. Cevabımız 2 geldi. 11. sorumuz. Kit yazınca 23 kelime çıkıyormuş. Buna A kümesi diyelim. Esa a kümesinin eleman sayısı 23 ap yazınca 41 kelime çıkıyormuş buna da b kümesi dersek Sp 41 geldi kitap yazınca bakın ikisini birleştirip yazınca 14 kelime çıkıyormuş o zaman buradan a kesişim b'nin eleman sayısının ikisinin ortak olanlarının 14 olduğunu görüyoruz ee, bize diyor ki bu metin belgesinin içinde kit veya ap yazan kaç kelime vardır yani A birleşim B'nin eleman sayısını istiyor. A birleşim B'nin eleman sayısı neydi? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerinin eleman sayısından 54 pardon 64 64 eksi 14'ten 50 gelecektir. A birleşim B'nin eleman sayısı. 12. sorumuz üstü sayı sorusu 8 üzeri x için. 8 2'nin 3. kuvvetinin x'inci kuvveti. Ben bu üstlerimi yer değiştirebiliyordum. 2 üzeri x'in 3. kuvveti bölü dedik. 2 üzeri x artı 1 için 2 üzeri x çarpı 2 şeklinde parçaladım. Tabanlar eşitse üstler toplanıyordu. Çarpma işleminde 2 üzeri x gördüğümüz yere 5 yazabiliriz. 5'in 3. kuvveti bölü 5 çarpı 2'den 125 bölü 10. 5 ile sadeleştirdim. 25 bölü 2 geldi cevabımız. <laughs> X 0 ile 1 arasında bir pozitif basit kesilmiş ve Y pozitifse hangisi her zaman doğrudur? İlk A şıkkını ele aldığımda X çarpı Y küçüktür Y ifadesinde her tarafı Y'ye bölüyorum. Bakın Y pozitif pozitif bir sayıya böldüm sıkıntım yok. Y'ler gitti X küçüktür bir geldi. Peki baktım X neydi 0 ile 1 arasındaydı. A şıkkı her zaman doğrudur. 14. sorumuz bir mantık sorusu. Bakalım önce önermelerimizin doğruluğuna yanlışlığına. P önermesi demiş ki her x elemanıdır doğal sayı için x'in karesi büyüktür 0. Şimdi bunu bozan bir durum var mı hemen onu düşünüyorum. Her, her x için bu sağlar mı sağlamaz. Ben x'i 0 alırsam 0 büyüktür 0 yanlış bir ifade olacaktır. O zaman P önermesi 0'a denk dedik. Q önermesi en az bir X tam sayısı için X kare küçük eşit 0 gelecektir demiş. En az bir tane tam sayı bulabiliyor muyum? Şöyle desem negatif veya pozitif bir tam sayı alsam her türlü sıfırdan büyük gelecek ama X'i sıfır kabul ettiğimde karesinden sıfır küçük eşit sıfır gelecek. O zaman doğru. Q önermesi birdir. Bakın en az bir dediği için bir tane değer bulabildim. Reyon armesi her x elemandır tam sayı için 4x eksi 20 küçük eşit 0. Şimdi bunu çözersek 4x büyük eşit 20 x büyük eşit 5 diyor ki bize her x için her x tam sayısı 5 ve 5'ten büyüktür diyor. Hayır tam sayılarım eksi sonsuzdan artı sonsuza gidiyordu. O zaman r önermesi de yanlıştır diyeceğiz. Şimdi bizden istediği diyor ki eğer önerme doğruysa bir kare yukarı. Yanlışsa bir kare sola git. P, Q, R'yi bulduk. P ise Q. P ya da R, Q ancak ve ancak R demiş. Şimdi bunları yerlerine yazarsak P önermesi 0 Q önermesi 1'di. E, 0 ya da 0 Buradan Q1 ancak ve ancak R'den 0 gelecektir. Peki baktık 0 ise 1, 1'e eşitti. E, 0 ya da 0, 0'a eşit. 1 ancak ve ancak 0, 0'a eşit gelecektir. Peki sırasıyla baktım şimdi. İlk olarak bu sırada git, gidin diyor. P ile başladım. P önermesi 0. Yanlış olduğunda sola gidiyorum ilk olarak buraya geldim birinci adımım ikinci adımın Q önermesi doğru doğru olduğunda yukarı çık diyordu R önermesi yanlış sola gittim P ise önermesi doğru yukarı çıktım P ya da R önermesi yanlış e, yanlışsa sola gidiyordum 5 Q ya da e, pardon Q ancak ve ancak R önermesi yine yanlış geldiği için sola gideceğim sarı kutucuğa geldim. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu. 15. sorumuz bir bölme işlemi sorusu. Bakarsak 11 11.111'e 11'e bölmüş bölüm ve kalanı istemiş bizden. 11.111 sayısını şu şekilde çözümlesem. 11.000 artı 110 artı 1 şeklinde baktık. Peki ben bunu şu an kaça böleceğim? 11'e böleceğim. Burayı 11'e bölersem bölümüm 1000 gelecek. 11'e bölersem bölümüm 10 gelecek. 1 burada benim neyim olacak? Kalanım olacaktır. O zaman bölüm yani x'imiz 1000 ve 10'un toplamından 1010. Kalanımız y 1 gelecek. İkisini topladığımda 1011 doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 16. soru mod medyan sorusu bu veri grubunun mod ve medyanını istemiş bizden. Her türlü verilerimizi küçükten büyüğe yerleştirelim. 24 24 27 29 30 36 ve 40 şeklinde baktığımda. Şimdi bizden ilk istediği bu verinin modu. Mod neydi? Yukarıda bizi tanımlamış. Bir veri grubunda en çok tekrar eden o senenin modasından gelen. Peki bakarsak en çok kaç var? 2 tane 24 olduğunu görüyorum. O zaman verimizin modu 24 en çok tekrar eden dedik. Medyan küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe dizdiğimizde ortada kalın olacaktı. 7 tane terim olduğuna göre 3 soldan, 3 sağdan çektiğimde ortada kalan 29 grubumuzun medyanı oldu. 24'e 29 doğru yanıtımız C seçeneği geldi. 17. soru grafikte değer okuma sorusu. F ve G fonksiyonlarını vermiş bakalım. Şimdi F4. X ekseninde 4'ü buldum. Sarı grafikteyim, F fonksiyonundayım. 4'ü bulup Y'ye gidersem 2 geldi burada. G'nin tersi 2. Tersten okumamızı istemiş. O zaman diyeceğiz ki görüntüsü 2 olan. Y ekseni benim görüntü kümemdi. Y ekseninde 2'yi bulup G'ye gidersem 4 gelecek. Görüntüsü 2 olan X değerim 4'müş. F1. X ekseninde 1'i buldum. F fonksiyonu X eksenini 1'de kesmiş. O zaman bunun görüntüsü 0 gelecektir. Payda için F eksi 2. Eksi 2'nin görüntüsü eksi 3 çarpı G'nin tersi eksi 3. Bu sefer görüntüsü eksi 3 olan değere bakacağım. Ee, görüntüsü eksi 3 olan x değerine geldi G fonksiyonunda eksi 2 gelecektir. 6 Altı bölü 6'dan sonucumuz 1 geldi. 18. Soru şuradaki metreyi santimetre olarak değiştirirsek. Bize diyor ki uygulanacak bölgenin uzunluğu buymuş. Buna karşılık kaç tane yüzey kullanılmalıdır? Peki toplam uzunluğum x küp artı 3x kare artı 6x artı 18 ve bir parçanın uzunluğu x artı 3 olduğu için benim bunu buna bölersem toplam kullanılacak yüzey sayısını bulabilirim. Payımıza baktığımızda gruplandıralım. İlk 2 son 2 aldım. İlk ikisi için x kare ortak parantezine alırsam x artı 3 gelecek. Diğerini 6 parantezine aldım. X artı 3. Bölü x artı 3 dedik. Payımda x artı 3'ler ortak. x artı 3 parantezinde x kare artı 6 bölü x artı 3'ten çarpım durumunun olduğu için x artı, x artı 3'ler gitti. Kullanılabilecek yüzey sayısı x kare artı 6 doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 19. soru. Eylül ve annesinin yaşlarından bahsetmiş. Eylül ve anne diyelim. Şimdi şöyle gideceğim. Eylül x yaşında olsun. E, yaşları toplamı 47. Bu bilgi burada dursun. İkinci bilgiden başlıyorum. 9 yıl sonra. 9 yıl sonra Eylül x artı 9 yaşında olacak. E, 9 yıl sonra annesinin yaşı. Eylül'ün yaşının 3 katının 5 fazlası. O zaman x artı 9'u 3 ile çarparsam 3 katının 5 fazlası olacakmış. Annesinin yaşı. Bu ifadeyi düzenlersek 3x artı 27 27'yi 2 ekledim. 32 geldi. 3x artı 32 Eylül'ün annesinin 9 yıl sonraki yaşı. Peki buradan geriye gidersem 9 çıkarmam gerekiyor. 3x artı 23 gelecektir. Ve bize diyor ki şu anki yaşlarının toplamı 47 ymiş. toparlarsak 4x artı 23 47 ise 4x 24 x buradan 6 geldi. Bizden Eylül'ün bugünkü yaşını istemiş. 19. soru bir e, hız sorusu hareket sorusu. Saatte ortalama hızı 90 kilometre olan bir araç A kentinden B kentine 6 saatte ulaşıyormuş. O zaman AB arasındaki mesafem yol eşittir hız çarpı zamandan. Hızım 96 saatte gidiyorum, 540 kilometre geldi. Aynı yolu v kilometre hızla 9 saatte gidebilen bir araçtan bahsetmiş. Bakın benim yolum aynı, o zaman 540 kilometre olacak. Her tarafı 9'a böldüm. Bu aracın hızı saatte 60 kilometre bölü saat gelecektir. 21. Sorumuz bize bir tavuk sayısı diye bir sayı tanımlamış. Hemen bakalım A şıkkından başlıyorum. 8. 8 sayısının bölenleri. 1, 2, 4 ve 8. Şunu kontrol etmemi istiyor bizden pozitif bölenleri. 8'in 4 tane pozitif böleni var. 8, 4'e tam bölünüyor. O zaman 8 bir tau sayısıdır. Bize söylediği bu. Peki 18 için bakarsak. Ben bunu asal çarpanları ayırayım. 2, 2 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'den kaç tane bölen sayısı var? Kuvvetleri bir artırıp çarptığımda bölen sayısını buluyorum. 2 çarpı 3'ten 6 tane pozitif bölen sayısı var. Peki 18 6'ya bölünür mü? Evet, bu da bir tavuk sayısı geldi. 24, 8 çarpı 3 desek 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1'den 4 çarpı 2'den 8 geldi pozitif bölen sayısı. 24 8'e tam bölündü bunu da aldım 28'e baktım 4 çarpı 7 2 üzeri2 çarpı 7 üzeri 1'den. 3 çarpı 2'den 6 tane pozitif böleni varmış Peki bakarsak 28 6'ya bölünür mü Hayır bölünmez o zaman 28 bir tavır sayısı değildir dedik 22 sorumuz indirimlerden bahsetmiş bize. Şimdi bakalım. Diyor ki Ersin Bey bir marketin vitrinde şekildeki indirim tabelasını görünce etiket fiyatının toplamı 250 lira, 250 lira olan ürün almış. Sepetteki içeceklerin etiket fiyatı tümünün %40'ı kadardır. O zaman 250'nin %40'ını hesaplarsak sıfırlarımızı attık. 100 TL'lik içecek almış. Peki yukarıdaki indirime baktım. Diyor ki buz gibi bir yaz için 20 TL'lik içecek alışverişine 100 TL indirim. O zaman orantımızı kuralım. İçecek için indirim bakıyorum. 20 TL'de 4 TL indirim yapıyorsa 100 TL'lik içecek aldım. Kaç katı? 5 katı 20 TL indirim yapacak. İçecekten alacağımız indirimimizi bulduk. Bir de diyor ki 100 TL ve üzerine %8 indirimimiz var. Esin, Esin Hanım 250 TL'lik bir alışveriş yapmıştı. Bunun %8'i ne gelecek? Bakarsak Sıfırlarımızı attık. 5'e böldüm. 2, 5'e böldüm. 5, 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4, 20 TL indirimde genel bir indirimden faydalanacak ve toplam ne kadar indirim oldu? 40 TL indirim kazandı Isin Hanım. Bunun alışverişi 250 liraydı. 40 lira indirim yapıldı. 210 lira ödedi. diyoruz. Bir kağıdın ağırlığı 5.5 2 grammış ve bir topta 500 tane kağıt varmış. Artı desem paketin ambalajının ağırlığına A dedim ve toplam ağırlığımız 2775 gram olarak verilmiş. Bizden ambalajın ağırlığını yani A'yı istiyor. 500 ile 5.2'yi çarparsam 2600 artı A 2775'ten ambalajımızın ağırlığı 175 gram gelecektir. A, B, C sayılarına baktığımızda A sayısı C sayısının yüzde kaçına eşittir demiştim. Şimdi C sayısına 100 diyerek başlıyorum. Ee, burada A, C'nin yüzde kaçıdır dediği için. Tersten gideceğim. B, C'nin yüzde 30'u. O zaman 100'ün yüzde 30'u nedir? 30'dur. B sayısına 30 verdik. A sayısı B sayısının yüzde 40'ı. 30'un yüzde 40'ına baktım sıfırlarımızı attık. A sayısı da buradan 12 geldi. Peki bakalım A sayısı C sayısının yüzde kaçıymış? Yüzde 12'si doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 25. sorumuz. A torbasının içinde bulunan topların renkleri ve sayıları verilmiştir. A torbasından en az kaç top aynı anda çekilirse herhangi bir renkten 3 tane top garanti çekilmiş olur demiş. Şimdi bu tarz sorularda şunu yapıyorsun. Ee, bir renkten 3 tane topu garanti çekebilmek için şu sarı ve mavilerin hepsini çeksem toplam kaç tane topum var 7 topum var ve ben kesinlikle e, 7 top çektiğimde bir renkten en az 3 tane çekmiş olacağım. Doğru yanıtımız B seçeneği geldi. 26. sorumuz ilk kez kaçıncı sütunda N harfleri alt alta gelir demiş. Şimdi burada bir inceleme yapalım. avantaj kelimesi 7 harfli. yayınları kelimesi 9 harfli. İlk satırda avantaj avantaj yazıyor. ikinci satırda yayınları yayınları yazıyor. O zaman N'lerin alt alta gelmesini istiyorum. Peki şöyle bakacağım şimdi ilkinde yayınlarından gidelim. T ile N alt alta gelmiş. Şuradan birazcık devam ettirsek ee, avantaj avantaj diyelim yayın. O zaman burada bakarsak ne oldu? J ile N alt alta geldi. Şimdi burada bir inceleme yapmak istersek. e, ee, N ilk olarak T'nin altına geldi. Sonra J'nin altına geldi. Bakın T'nin altına geldi. J'nin altına geldi. O zaman bir sonraki N'nin neyin altına gelecek? V'nin altına gelecek. Bunu iki tane kaya kaya gidiyor. Bunu görmemizi istiyor bizden. Bir sonrakinde nereye gelecek? N'nin altına gelecek diyoruz. Peki bu durumda şimdi ne oldu? TN, JN, VN ve NN şeklinde geldi ben burada kaç tane yayınları yazdım İlk üç için e, üç tane yayınları yazdım ve yayınları kelimesi dokuz harfliydi 27 tane harf yazdım artı dedik Peki e, neye gelecekti ne buradaki e, kaçıncı e, harf dur şöyle yapalım ne bu yayınları kelimesindeki 5 harf olacak şurada N yazdığını düşünüyorum. N'nin altında ne yazdığını. Yayının 5. harfi ne olduğu için buraya 5 ekliyoruz. 27 artı 5'ten 32. E, sütunda N harfleri alt alta gelecektir. Tekrar edelim. E, T'nin altına geldi, J'nin altına gelecek, V'nin altına gelecek ve N'nin altına gelecek dedik. O zaman 2 iki, iki kaya kaya gidiyor. Bunu gördük. 3 tane yayınları yazdım. Dördüncü yayınları yazdığımda N harfi 5. harfim geldi. 32. sütunda 6 alt alta gelmiş oldular. 27. sorumuz Aynı boyda ve farklı kalitede iki mumdan biri 3 saatte Diğeri 5 saatte yanıyormuş. Hemen baktım. 3 ve 5'in ortak katından Mumlarımızın boyu 15 santim olsun diyerek Başlıyorum. Birinci mum İkinci mum gidelim. O zaman bunlar 1 saatte Ne kadar yanarlar? Şimdi ilk bundan biri 3 saatte bitiyorsa 15 bölü 3'ten 1 saatte 5 santim yanacak. Diğer mum 1 saatte 15 bölü 5'ten 3 santim yanacaktır. Peki 1 dakikada ne kadar yanacaklar? 1 dakika 60 pardon 1 saat 60 dakika. O zaman 1 dakikada 5 bölü 60 santim yanacak. Bu da 3 bölü 60 santim yanacaktır. Peki bize diyor ki yakıldıktan kaç dakika sonra birinin boyu diğerinin 3 katı olur? Bakalım. Boyum 15'ti. Kaç dakika yansın? T dakika yansınlar. T dakikada 5T bölü 60 yanacak. Bu benim kalan boyum. Yine 15 eksi 1 dakikada 3 bölü 60 yanıyorsa t dakikada 3 t bölü 60 yanacak. Bu da yine ikinci mumun kalan boyu olacaktır. Bize diyor ki biri diğerinin 3 katı olur. Şimdi hangisi daha çabuk eriyecek bunların? 5 santim eriyen değil mi? Bak 5 santim eriyen birinci mum daha kısa olacak. Biri diğerinin 3 katı olacaksa daha kısa olanı 3 ile çarpayım ki diğerine eşit gelsin dedik. Peki baktığımda şuradaki 3'ü dağıtarak başlıyorum. 45 eksi. Şuradan 5 ile 60'ı sadeleştirdim. Buradan 12 geldi. 3 ile 12'yi sadeleştirdiğimde t bölü 4 eşit olacak. 15 eksi 3 ve 60'ı sadeleştirirsek t bölü 20 geldi. 15'i gönderdim. 30 eşittir. t bölü 4 eksi t bölü 20'den paydamızı eşitledik. 30 eşittir. 4t bölü 20 geldi. İçler dışlar yaptım. 4t, 600t ee, buradan 150 dakika gelecektir. 150 dakika sonra birinin boyu diğerinin boyunun 3 katı oldu. 28. Sorumuz ee, yine bir işlem tanımlamış bize N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümesini beşgen içinde göstermiş. Şimdi ben n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümesini kombinasyon yardımıyla buluyorum. O zaman yazacağımız bunlar. Beşgen içindeki sayının e, dışarıda yazan sayıyı kombinasyonuna bakacağım. n'nin üçlüsü ona eşitmiş. n'nin dörtlüsü 5'e eşitmiş ve bizden n artı birin dörtlüsünü istemiş. Bu aslında bir Pascal üçgeni sorusu. Nasıl? Ben N'nin üçlüsü ile N'nin dörtlüsünü toplarsam bakın üstler eşit ve e, alttakiler ardışık olduğunda bu toplamımız neye eşitli bir özellikten paskal üçgeninden geliyor. Bu üstü bir artırıyorum alttakilerden de büyük olanı alıyorum. N artı birin e, dörtlüsü olduğu için E peki bakarsak bu 10'du bu 5'ti. O zaman cevabımız 15 gelecektir. 29. sorumuz alış, satış ve kar dersek, ne olmuş? A liraya almış, 5 A bölü 2 liraya satmış. Şimdi aslında burada burada A'lar önemli değil. A, A, yani bize harf vermiş. Şöyle yapalım, 1 liraya aldım. 5 bölü 2 liraya sattım. Peki ne kadar kar ettim? Ben satışımdan alışımı çıkartırsam karımı bulabilirim. 3 bölü 2 kar elde ettim. Şimdi bunun grafiği nerededir diyor. Alış ve karın grafiğine bakacağım. O zaman burada paydamızda 2 var. 2 ile çarparsak buradan 2 gelecek. 3 bölü 2 ile 2 ile çarparsam 3 oldu. Ne oldu? 2 liraya aldım. 3 liraya kar ettim. Grafiğe bakarsak X eksenimiz alış fiyatı 2 liraya aldım, 3 lira kar ettim. Doğru yanıtımız A seçeneği geldi. 30. sorumuz derinin almış olduğu nota göre aşağıdakilerden hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz demiş. Şimdi bize diyor ki bir olayın olma olasılığı ve olmama olasılığının toplamı kaça eşitmiş? 1'e eşitmiş. Şimdi olma ve olmama olasılığının toplamı 1'e eşitse bir olayın olma olasılığı birden büyük olabilir mi? Hayır olamaz. Niye P0 dedik? Şöyle diyeyim. PA bir olayın olma olasılığı sıfırla bir arasında değer alır. Çünkü olma ve olmamanın toplamı bir birdir. Bir olayın gerçekleşme olasılığı sıfırsa imkansız olay. Gerçekleşme olasılığı birse kesin olay deriz. Biz buna unutmayalım. E peki baktığımızda hangisi olamaz? Şıklara bakıyorum. Hangisi birden büyük? Bakın dördü de basit kesir. Ama 6 bölü 5 birden büyük bir bileşik kesir. Doğru yanıtımız E seçeneği geldi.